Arkeoloji Haber'in çok kıymetli dinleyicileri, Kocaeli Müzesi'nin organize ettiği Kocaeli Müze Çalıştayı Sempozyumu'nun ikinci günündeyiz. İkinci günün birinci oturumunu açma görevi bana verildi. Dün çok güzel bir sempozyum günü yaşadık. Kocaeli'nde bir ilki yaşadık. Ben şahsım olarak 2004 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümündeyim. O günden bugüne kadar gelen bütün birikimler dün aktarıldı, çok güzel aktarıldı ama çok daha heyecanlıları bugün de var. Onun için çok kıymetli konuklarımız var bugün de bu oturumda. İlk başta özellikle mesela bölüme beraber geldiğimiz Doçent Doktor Şengül Aydıngün hocamız var. Bu oturuma onunla beraber başlayacağız bugün. Hocam hoş geldiniz. Onun konusu Nikomedia Batı Nekropolü kazısını anlatacak bize bugün. Süremiz genelde kısıtlı biliyorsunuz hocam, süreleri biliyorsunuz. Mikrofon sizde. Buyurun sayın hocam. Çok teşekkür ederim sayın başkanım. Herkese iyi pazarlar elimden geldiğince. Vakte uymaya çalışacağım ama Nikomedia Batı Nekropolü gerçekten heyecan verici bir kazı. Onu anlatacağım. Öncelikle sayın hocalarıma, müze müdürüme, değerli katılımcılara tekrar iyi pazarlar demek istiyorum. 18-25 Mayıs haftası İKOM tarafından dünya çapında müzeler haftası ilan edilmiş ve bu hafta gelenek şeklinde, bilim şöleni şeklinde müzeler, bütün dünyadaki müzeler çeşitli faaliyetler yaparlar. Galiba bizim Kocaeli müzemiz de bunların içerisinde en güzel, en önemlilerinden birisini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bize bu bilim şölenini hazırlayan genç müze müdürümüz Sayın Serkan Gecik Bey'e, ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hafta sonlarımızın ayrılmaz bir parçası olan Arkeoloji Haberi de Türk Arkeolojisi adına yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Nikomedia Batı Nekropolü nasıl ortaya çıktı? Bunun hikayesi İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSU kısa adıyla, Genel Müdürlüğü'nün genişleme ihtiyacından çıktı. Buradaki iki binayı görüyorsunuz. Bu bir proje. Eski binanın büyütülmesi, yükseltilmesi ve yanına da bir ek bina yapılması amacıyla bugün E5 karayolu dediğimiz İstanbul-Ankara hattının, önemli karayolunun deniz tarafında yer alan bu binalar şu alan kazılmaya başladığında hemen binaların da başına aslında pek de hoş şeyler gelmiyor bu durumda. Yani düşünülen proje istenildiği gibi gerçekleşemiyor maalesef. Orada çıkan birkaç lahit kapağı nedeniyle Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne haber veriliyor. Kocaeli Müze Müdürlüğü uzman bir bilim heyeti kuruyor. Zaten müze müdürümüzün çok değerli uzmanları var, çok deneyimli uzmanları var. Ve bu uzmanlar ilk aşamada projeye ve buradaki kazılara müdahale ediyorlar. Fakat sonuçta giderek olayın büyüdüğü, lahit sayısının çoğaldığı ve başka mezar gruplarının da ortaya çıktığı görülünce Kocaeli Müzesi üniversitemizden destek istiyor. Bu destek sırasında maalesef üzülerek bunu da söylemek durumundayım. O yıllarda 2017 yılında Ayşe hocamız, bölgenin gerçek uzmanı, Nikomedia uzmanı ve bölgenin arkeolojisine, Kocaeli arkeolojisine yıllarını vermiş hocamız İngiltere'deydi. Ve bu görev bölgede en yakın yerde kazı yapan, bir kazı deneyimi olan hoca olarak bana düştü. Ayşe hocayla da biz bu konuyu konuştuk ve kazılara başladık. Öncelikle öğrencilerimiz şu anda bazıları doktorasını da yapıyor. Yine bazı hocalarımızı aramıza aldık. Onun dışında bizim İstanbul'da üniversitemiz adına yürüttüğümüz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversitemiz adına yürüttüğümüz kazının adli tıp ekibini de davet ettik ki çok fazla
mezar olayı vardı. Aynı zamanda lahitler üzerine çıkan yazıtlar içinde Kocaeli Müzesi'nin o günkü genç dinamik müdürü Rıdvan Gölcük'ün talebiyle de Marmara Üniversitesi'nden Hüseyin Sami Öztürk ekibi bu görevi üstlendi. Hep beraber müzeyle beraber çalışmalarımıza başladık. Bu güzel ekibi görüyorsunuz bir sunum sonrasında. İzmit'teki Nikomedia Batı Nekropoli İzmit Körfezi'nin hemen kuzeyinde 220 metrelik yüksek bir topografyanın eteğinde denize yakın ve ortalama 8 ile 6 metre denizden yüksekte teraslanmış bir alanda yer alıyor. Gördüğünüz gibi şu aşağıda burası Seka Park, günümüzde Seka Park olan bilinen alana çok yakın. Geçmişte de burada 1930'lu yıllarda Seka Kağıt Fabrikası kurulurken yapılan kazılarda, temel kazılarında Antik Nikomedya'nın pek çok izleri çıkmıştı ve Antik Nikomedya'nın hemen dışında batıya doğru hazırlanmış bir nekropol alanı ortaya çıktı. Müze Müdürlüğü'nün araziye ilk geldiğinde tabii temel atmak için yapılmış kepçe çalışmaları ve onun hemen biraz zarar görmüş lahitler, Müze Müdürlüğü'nün fotoğrafladığı ilk alan görüntüleri bunlar. Lahit sayısı görüyorsunuz 3'e çıkıyor. Daha sonra üniversitemizin katılımıyla ve müzemizin uzmanlarıyla beraber öğrencilerimiz sıkı bir şekilde çalışmaya başladık. Büyük taş platformlar üzerine düzgün bir şekilde yerleştirilmiş lahitler giderek artıyordu. Şurada da görüyorsunuz bugünkü toprak seviyesinden ne kadar aşağıda kalmış bu lahitler. Evet, lahit sayısı çoğalmasının yanında şurada gördüğünüz 80-60 santimlik bir taş duvar, zaman zaman da araya kiremit de yerleştirilmiş taş duvar. Muhtemelen oda mezar olabilecek bir mekan. Ve yanın arkasında da semerden tipli kiremit mezarlar çoğalmıştı giderek. Tabii bu kiremit mezarlar açıldıktan sonra hızla bisküvi şeklinde dağılacağı için ve bunları korumak mümkün olamayacağı için yerinde korumak, hızla bunların kaldırılması gerekiyordu. Ve bizim Batonya Kazı ekibimizin adli tıp ekibini bu aşamada devreye soktuk. Ve önce Doktor Haldun Aydın Gün ve şu anda doktorant Kemal Çubuk, geçmişte Kocaeli Müzesi'nin uzmanıydı, şimdi Troya Müzesi'nde. Onların sıkı çalışmalarıyla buradaki kiremit mezarlar tek tek numaralandırıldı, karelajları yapıldı. Her birinin birçok yönden fotoğrafları çekildi. Ardından Burhan Gülkan hocamız, bizim üniversitede çizim dersleri veren hocamız, bütün lahitleri tek tek çizdi ve detaylı olarak bunları yayına hazır bir şekilde bize sundu. Bundan sonrası bütün bu kiremit mezarların, semerden biçimli mezarların kaldırılması, açılması ve içindeki iskeletlerin çok dikkatli bir şekilde çıkarılması gerekiyordu. Doktor Ömer Turan'ı görüyorsunuz. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yetiştirdiği ender hocalardan bir tanesi. Doktora tezini bizim Batonya kazılarındaki iskeletler üzerine yaparak, iskeletler, arkeolojik kazıda iskeletlerin nasıl çıkarılması konusunda uzmanlaştı. Şu anda Medeniyet Üniversitesi'nin Adli Tıp Bölüm Başkanı, aynı zamanda ülkemizin Adli Tıp Kurumu'nun da iskeletlerinden sorumlu şube müdürlüğü görevini yürütüyor. Hocamız hem kendisi bizzat bu iskeletleri tek tek, hem de öğrencilerine de öğreterek, bunlar bizim öğrencilerimiz. Doktor Hasan Demirel de bizim Kocaeli Üniversitesi'nden yetişmiş bir doktor ve müzemizin değerli uzmanı Esra Kahraman'ı görüyorsunuz. Büyük titizlikle çalışıldı, en ufacık kıymık inceliğindeki kemikler bile toparlandı. Ve bu mezarların birkaç tane örneğini göstermek istiyorum. Bir kısmı kiremit plakalar üzerine yatırılmıştı bireyler. Bir kısmı ise düz toprak mezarlara yatırılmıştı. Belirli bir sistematiği yoktu
iskeletlerin yerleştirme, yatırılma biçimi konusunda dikkatimizi çeken oydu. Kimisi doğu batı yönünde, kimi batı doğu yönünde, kimisi kuzey güney yönünde yerleştirilmişti. Ve bütün toparlanan iskeletler daha sonra Kocaeli Müzesi'nin laboratuvarında ilk incelemelerini, ilk temizlemelerini yaptı. Ve gördüğünüz gibi bazı bireylerin bütün bedenleri tamken bazı bireylerin parçaları tam değildi. Ve tek tek fırçalarla temizlendi, paketlendi. Şu anda bu bireyler Medeniyet Üniversitesi'nde ön çalışmaları yapıldı ama daha detaylı çalışmaları için Medeniyet Üniversitesi'ne gönderildi. Adli tıp ekibimizi görüyorsunuz. İki tane de bebek iskeletiyle karşılaşıldı, bebek mezarı. Bunları amfora içine gömmüşler. Muhtemelen 6 aylıktan daha küçük bebeklerdi bunlar. Evet, buradaki lahit mezarların hemen arkasındaki kiremit mezarlar kaldırıldıktan sonra temizlendikten sonraki halini görüyorsunuz. Tabii pek çok sorun vardı. Öncelikle tabii kazı alanının genişlemesi gerekirken genişleyemiyor. Kamulaştırma sorunları var. Kurulun konuya yaklaşımı önemli. Beşinci lahitimiz burada bir şeye dayandı. İstinat duvarına İSU'nun ve bu hemen arkasından da bir yol geçiyor. O yüzden şeye doğru ilerleseniz, kuzeye doğru ilerleseniz E5 karayolu var. Muhtemelen tabii ki bu mezar kalanı çok daha büyüktü. Ve bu arkadaki duvarın, şu duvarın ne zaman yapıldığı da bir soru işaretlerinden bir tanesiydi. Ama bize şuradaki lahit biraz ipucu verdi. Çünkü bu lahit o duvarı keserek yerleştirilmiş ve lahitin genel formu, büyüklüğü, üzerindeki yazısız görüntüsü ve içindeki çok da az olan ama yine bize bilgi veren buluntular muhtemelen 4. yüzyılda buraya konulmuş olduğunu gösterdi. Demek ki bu duvarımız 4. yüzyıldan önce yapılmıştı. Yine bu duvar yapısıyla ilgili ilginç bir buluntu var. Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde bu bölgeye çok yakın 1972 yılında çıkarılmış bir lahitin üzerinde şu yazıyor: Bosporoslu Taroles oğlu Aristodemos ile onun oğlu Rikos hayattayken bu lahiti ve arsanın etrafını duvar ile çevirdiler diyor. Belki aynı duvardan söz ediliyor olabilir. Biraz lahitlerden söz etmek istiyorum. Birinci lahitimizin üzerinde hiçbir lahit yazıt yoktu. İkinci lahitimiz ise Trophimos'un mezarı. Bu arada tabii ki Hüseyin Sami Öztürk hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde bu yazıtları okudular, yayınladılar ve önemli sonuçlar da İzmit bölge arkeolojisine kattılar. Bu Trophimos'un mezarında yazı karakterinden ötürü M.Ö. 1. yüzyıl tarihlemesi mümkün deniliyor. İçinden bir iskelet, muhtemelen kadın, maşrapa ve saç tokası çıktı. Üçüncü lahitimiz önemli bir lahit. Bu lahit niye önemli? Nikometria'nın füleleri var. Füle bir ilçe gibi, bölge demek. Yani merkeze bağlı, mesela Kocaeli'nin diğer ilçeleri gibi. İlçelerin ne benziyor? Yani füle olarak Sebaste fülesi ilk defa çıkıyor. Nikomedia'nın bazı füleleri, bazı bölgelerin isimleri bilinirken ilk defa Sebaste isminde bir fülenin varlığı da ortaya çıkmış oldu. Bu lahit Krestos ile eşi Ilarion'a ait. Tabii bunun detaylarını yine Hüseyin Hoca'nın değerli makalelerinde bunu öğrenebilirsin. İçinden bir iskelet, koku şişeleri, boncuklar, testicik, altın kolye ucu gibi bir malzemeler çıktı. Dördüncü lahitimiz Aurelius Sosonius Asklepios ve ailesine ait. Bunun birazcık acı da bir hikayesi var galiba. Çünkü Aurelius Sosonius diyor ki 5 yaşındaki oğlum, eşim ve kendim için yaptırdım diyor. Ve burada yine bir füle adı yazıyor ama bu bilinen bir füle. Daha evvel Nikomedia'da bilinen bir füle. Matidianes fülesi diye adlandırılıyor.
En son 5 numaralı lahdimiz ise Tizian Po ve oğluna ait. Dakyalıyım ben diyor. Dakya bugünkü Romanya, kuzey, Bulgaristan'ın kuzeyi olan bölge. 50 yaşında öldü ama 30 yıl kadar orduda değişik görevler yaptı. Hatta en son Diyagaçianus'un uzun sürede en yakın korumalığını üstlendiğini yazıyor. Lahitlerimizin hikayesi böyle. Evet, lahitlerimiz ve diğer mezarlarımızı, semerda tipli mezarımızı yaparsak, toplu halde görecek olursak, bu mezar grubunun en yakını Marmara bölgesinin güneyinde Paryon, yani Çanakkale yakınlarındaki Paryon antik kentinde benzer tarzda böyle düzenli olmayan hem semerden biçimli hem oda mezar ve duvarıyla çevrili bir mezarlığın olduğunu görüyoruz. Evet, bu mezarlarımızı biraz daha, lahitlerimizi biraz daha yakından göstermek istedim. Özellikle 2 numaralı da çok sevimli, güzel bir kuş betimimiz var. Rıdvan Bey bunun hangi kuş olduğunu da tespit etmiş. Evet, diğer 3 numaralı lahitimiz ki bu Sebaste Hülesi olarak adlandırılan yeni bu bilginin geldiği önemli lahit. Bu Aurelius Sasanias'ın Matidianes Fülesi olarak yazılı 5 yaşındaki oğluyla birlikte gömülmüş olduğu düşünülen. Ve son 5 numaralı lahitimizin yakından görüntüsü. Daha sonra kurul kararıyla 5 numaralı lahitin hemen ilerlemesi, kazısının ilerlemesi için kurul kararı çıktı. Lahit tam olarak ortaya çıkarıldı. Buradaki kabartmalardan da dün çok değerli hocamız Tuna Şare Hoca'nın anlattığı Çukurbağ'daki kabartmalarla ne kadar benzediğini görüyoruz. Komutanın komutana yakışır bir kabartma sistemi burada uygulanmış. Lahitlerin kapaklarının açılması aslında zaman aldı. 2019'u buldu. Biz o sırada Kocaeli Üniversitesi olarak bugün kurtarma kazısındaki bilim heyeti görevimizden ayrılmıştık. Bu fotoğraflar Müze Müdürlüğü arşivinden İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı ile birlikte çalıştılar. Ve bu 5 numaralı hani oğluyla beraber gömülü Tizian Po'nun mezarının, lahdinin açılışını görüyorsunuz. Diğer çalışmalardan da birkaç fotoğraf. Burada oda mezar olabilecek diye düşündüğümüz şeyin yapının birimin kenarında da bir duvar freski olduğunu fark etti müzeden uzman arkadaşlarımız. Nikomedia'daki bu bireylerin bazı özellikleri, ön çalışmalarını da kısaca söz etmek istiyorum. Doktor Ömer Turan ve ekibinin kısa bir ön çalışması. Ortalama olarak bu 51 bireyin en fazla ölüm oranı 0 ile 14 yaş arası. Sonrasında da 30 ile 50 arasında ölümleri görüyoruz. Hastalıklar, diploid kalınlaşması, romatizmal, vertebral hastalıklar, diş hastalıkları gibi hastalıklar var. Ortalama kadınlarda boy 1.57, erkeklerde ise 1.68 olarak ölçülmüş. Bu birey ilginç, kafatasında özellikle çeneden itibaren bir diş çekilmiş. O dişin çekilmesiyle kafatasında önde yarılmalar olmuş ve göze kadar gelen bir iltihabi oluşma, muhtemelen gözün kör olduğu konusunda da doktor arkadaşlarımızın görüşleri var. Pek çok sikke ele geçti. Bu sikkeleri de Zuhal Hanım yayınla da çalıştı. Diğer buluntular arasında kandiller, unguentariumlar, cam yine koku şişeleri yer alıyor, boncuklar. Kiremit mezarlardan çıkan buluntular çok daha fakir tabii. Bugün ne durumda? Bir proje hazırlandı. İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Müze Müdürlüğü tarafından. Bu projeye göre alanın arkeopark olarak düzenlenmesi için son durum bu. Yalnız anladığım kadarıyla bu şeyin alanın üzerinin de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından örtülme çalışmaları son zamanlarda
bayağı hız kazanmış. Kurul onayı gerekiyor. Evet. Çalışmalarımızın önemli sonuçlarını Asia Minor Study'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmüş olduğu sempozyumlarda sunduk. Ayrıca başka popüler dergilerde de yayınlandı. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve çalışmaların, yani bugünkü sempozyumun keyifle geçmesi için iyi dileklerimizi iletiyoruz. Şengül Hocam'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Tabii Nikomedia'da bir tarafta Çukurbağ'ın malzemeleri çıkıyor. Çok heyecanlı bir şekilde. Diğer tarafta da bu başkentin, nekropolünün gerçekten bilimsel açıdan ne kadar önemli sonuçlar verdiğini bu kazıyla siz kanıtlamış oldunuz. Bilimsel ekibinizi tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ederim hocam. Keşke siz de olsaydınız, hep beraber çalışsaydık. İnşallah ileride olacaktır. Yani o anda yurt dışında olmam tabii ki size katkı veremedim. Ama evet, artık buradayız. İnşallah bundan sonra hep beraber bu güzel çalışmalara imza atacağız. Sunumunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz tekrar. Ve şimdi ikinci konuşmacımıza geçmek istiyoruz. Yine Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün emektar öğretim üyelerinden birisi, sevgili doktor öğretim üyesi Erdal Ünal sırada. Kocaeli Müzesi Eski Yunan Sikkeleri araştırmaları konusunda bize şimdi bir sunum yapacak. Buyurun Erdal Bey, mikrofon sizde. Teşekkür ederim hocam. Sanırım seste bir sorun yok. Geliyor evet sesiniz. Öncelikle çalışmalarımızın başlamasında ön ayak olan Kocaeli Müzesi Eski Müdürü Rıdvan Bey ve sikke sorumlusu Zuhal Hanım'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca bu webinarı gerçekleştiren Arkeoloji Haber ekibi ve Kocaeli Müzesi yönetimine de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bitinya bölgesiyle ilgili olarak yayınlanmış sikkelerin neredeyse tamamı Avrupa koleksiyonlarındandır. Bu koleksiyonlar bilinçli bir şekilde toplanmış, ağırlıklı olarak ise seçilerek satın alınan yüksek kondisyonlu sikkelerden oluşmaktadır. Yerel müze koleksiyonları bu anlamda bölgede dolaşan her türlü sikkeyi bulundurduğu ve yasal olarak topladığı için önem kazanmaktadır. Burada paylaşacağımız sayılar ön rapor niteliğindedir. Henüz çalışmalar devam etmekte olup nihai sonuçlara ulaşmış sayılmayız. Sikke koleksiyonlarının yayınlanması aslında Avrupa'da 17. yüzyıldan itibaren, hatta 16. yüzyıl sonlarından itibaren başlamış yayınlar vardır. Ama Türkiye'de maalesef bu 2000'li yıllarda sistematik bilimsel yayınlar yapılabilmeye başlamıştır. Ve henüz çok az müzenin yayınlandığını görüyoruz. Örnek olarak Çanakkale, Anamur, Tire, Burdur, Ödemiş ve Muğla müzeleri kısmen yayınlanmış durumdadır şimdiye kadar olan çalışmalarda. Sikkelerin bölgelerin ekonomisi, sosyal, ticari ve idari yapısına dair birçok veri gönderdiğini biliyoruz bize. Bunun için yerel koleksiyonlarda oldukça önemlidir. Kocaeli Müzesi'nde toplamda 5000'in üzerinde, 5300 civarında sikke var. Fakat bunların sadece %10 kadarı, 530-540 civarında şimdiye kadar tespit edebildiğimiz bizim eski Yunan sikkeleri olarak aldığımız gruba dahil sikkelerdir. Klasik çağ için duruma şöyle bir bakacak olursak, sağdaki grafik bize biraz yardımcı oluyor aslında. Helen dünyasında, klasik çağ Helen dünyasında yoğun olarak dolaşımda olan Atina, Miletos, Kizikos gibi genel geçer ve tanınır sikkeler tabii ki Bitinya'da da dolaşımda bunu görüyoruz. Bunun yanında büyük oranda klasik çağın güçlü kentlerinden Kalkedon ve Bizantiyon gibi kentlerinde sikkelerinin oldukça büyük oranlarla temsil edildiğini görüyoruz ön sonuçlara göre. Şimdi kronolojik olarak bir miktar örnek göstereceğim müze koleksiyonundan. 6. ve 5. yüzyıldan itibaren Miletos, Kizikos ve Atina sikkelerini görüyoruz. Sol üstte gördüğümüz bir Miletos sikkesi, ön yüzde sola dönük bir aslan başı var. Çok net seçilemiyor ama arka yüzde de bir dar çukur içinde geometrik motifler var. Altta
Güzel bir Kizikos sikkesi görüyoruz. Ön yüzde bir yaban domuzu protonu var, yarısı kadar ve arkasında bir ton balığı. Arka yüzde yukarıdaki Miletos'la aynı tipte dark çukuru içerisinde bir aslanbaşı yer alıyor. Athena sikkelerimiz ise çok klasik Athena sikkeleri, Athena ve baykuş tipleri var. Bunların yanında bol miktarda Bizantiyon ve Kalkedon sikkelerinin olduğundan bahsetmiştik. 5. yüzyıldan itibaren bölgenin önemli ekonomik güçleri oluyor karşılıklı iki kent ve benzer tiplerde sikkeler basıyorlar. Her ikisinin de ön yüzünde bir boğa, arka yüzlerinde de dark çukuru ya da geometrik motifler yer alıyor. bu slide'da Kalkedon örneklerini görüyoruz. Bizantiyon örneklerini görüyoruz. Bizantiyon örneklerinde boğanın hemen ayaklarının altında bir Yunus figürü görünüyor. Üstte ise BY harfleriyle kentin adının kısaltması var. Aynı tipte basılan sikkelerden karşı kıyıdan Kalkedon örneklerine bakıyoruz Kocaeli Müzesi'nden. Ön yüzde yine boğa var fakat bu kez boğanın ayakları altında bir tahıl başağı ve üstte kentin kısaltması kalk ya da kalk olarak geçiyor. Arka yüzde dark çukuru içinde geometrik motifler var. Her iki grubunda hem büyük birimleri hem de yarım drahmilik küçük birimleri yer alıyor. Bizantiyon'da da Kalkedon'da da küçük birimlerde boğaların sadece ön kısmı var. Tamamı değil, boğa protonları var. Bizantiyon tiplerin arka yüzlerinde üç dişli yaba var Poseidon'la ilişkili olarak. Kalkedon tiplerinde de küçük birimlerde gene boğa protonu var. Fakat arka yüzlerde bu sefer üçlü tahıl başağı yer alıyor. Müzede yer alan sikkelere Helenistik krallıklar ekseni üzerinden bakarsak biraz en büyük payı Pontos krallığının aldığını görüyoruz Kocaeli Müzesi için. Fakat bu Pontos krallığı coğrafi durumla ilgili bir durum değil, coğrafyayla ilgili bir durum değil. Pontos krallığının Roma Mitridates savaşları sırasında çok yoğun sikke üretmesiyle ilişkili bir durum. Bütün Anadolu'da takip edebiliyoruz Pontos krallığındaki bu sikke yoğunluğunu. Onun ardından da Makedonya, Bitinya krallıklarının sikkeleri geliyor. Makedonya krallığının en erken sikkeleri elimizde olan 2. Filippos sikkeleriyle başlıyoruz. 2. Filippos aslında Büyük İskender'in babası biliyorsunuz ve Doğu Sefer'in hazırlıklarına kendisi başlıyor. İskender kendisi gidemiyor ama kendisi başlıyor ve çok yoğun miktarda sikke darp ettiriyor. Bu sikkelerin de askeri hareketlilikle bu civara geldiğini biliyoruz. Büyük İskender sikkelerimiz var. Damaskus'ta basılmış, yani Şam'da basılmış bir örneği görüyoruz burada. Hemen tahtın altında darphane işareti var. Onun dışında Büyük İskender'in ardından gelen Üsmahos sikkeleri ve daha sonra Suriye kralı olan Antiochos, 7. Antiochos Evergetes sikkeleri görüyoruz. Bitinya Krallığı'na geçecek olursak, Bitinya Krallığı'ndan elimizde ne var diye bakacak olursak, 1. Prusias'la, aslında 1. Nikomedes'le Bitinya sikkeleri ortaya çıkıyorlar. Fakat şimdilik 1. Nikomedes sikkesi kaydetmedik ama Prusias'lardan devam edebiliriz. Sol üstteki gördüğümüz 1. Prusias'ta ön yüzde bir Dionysos başı sola dönük, arka yüzde bir Nike ve Basileus Puriseus lejandı var. Altta da aynı şekilde Dionysos sağa ve arka yüzde bir Kitara var. 2. Prusias sikkelerimizin arka yüzlerinde ayakta duran bir Herakles aslan postu ve sopasıyla, diğerinde de Kentaur Kiron yer alıyor. Bitinya için asıl ilginç durum eraların kullanılması. Bitinya Krallığı gümüş sikkelerinde M.Ö. 298'den 0 kabul edilerek başlayan bir era sistemi kullanılıyor. Kocaeli Müzesi'nden de birkaç örnek var eralı sikkelerde. Solda gördüğümüz iki sikke 180 yılına tarihleniyor Bitinya yılıyla. Bizim normal kullandığımız yılla 118-117'lere tekabül ediyor. Sağda gördüğümüz gene bir 3. Nikomedes sikkesi 176 yılına tekabül ediyor. Yani 121 yılına tekabül ediyor. Milattan önce 121-120 yıllarına tekabül ediyor.
Bunların dışında birçok ikinci, birinci yüzyılda basılan, Anadolu'da basılan bronz sikkeler mevcut müzede. Bir adet Pergamon sikkesi görüyoruz. Zeus ve asaya dolanmış yılanlar ya da Lidya'dan bir Thyatira sikkesi. Ön yüzde gene Zeus başı var. Arka yüzde de bir Labris yer alıyor. Ve Nikomedia'nın son Helenistik, belki de erken Roma serilerinden bir tanesi. Sur taçlı bir Nikomedia tükesi ön yüzde. Arka yüzde de Yıldırım Demeti'ne konmuş bir kartal yer alıyor. Gaius Vibius Panza imzalı bir sikke. Şimdi çalışmalarımız henüz başlangıç aşamasında ama sayılarımız da hiçbir zaman kesin sayılar değil ama gene de toplam sayılar için şöyle bir grafik kullanabiliyoruz. Ağırlıklı olarak Pontos sikkeleri elimizde. Bunun dışında Bitinya Krallık sikkeleri ve çevreden birçok kentin sikkelerini görebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi eklemeyi unuttuğum bir şey yok sanırım. Son kez şöyle bir bitirelim o zaman. Daha çalışmalarımız biraz başta net sayılara ulaşamadık. Aslında 2017'de başladı fakat 2018-19 sezonunda ben yoktum. 19-20 sezonunda salgın hastalık başladı derken çok fazla ilerleyemedik ama elimizde güzel sikkeler var ve Bitinya için umut vadedici sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yayınlayacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz Erdal Hocam. Gerçekten ilk defa Kocaeli'ndeki Nikomedia'daki sikkeleri bu kadar detaylı bir şekilde dinliyorum. Yani 2004 yılından beriki çalışmalarımızdan bu yana sikke sunumu hiç dinlememiştim. Çok heyecanla müze deposundaki, müze sergisindeki bu sikkeleri görünce ve bilimsel olarak nedense bir heyecan doğdu içime. Evet hocam. Zannedersem siz de heyecanlanmışsınızdır, Ben de değil aslında ben de Kocaeli Müzesi'ne birçok kez siz de bilirkişilik yaptınız, biz de yapıyoruz. mi? Arada şey görüyorduk hep, yol hattı üzerinde geçişte yakalanan paralar görüyorduk işte 2000'lik, 1000'lik gruplar falan Anadolu'dan toplanıp İstanbul'a ya da Avrupa'ya aktarılacak paralar görüyorduk. Onun için açıkçası çok umutlu değildim yerel sikkelerle çok karşılaşacağımız konusunda ama koleksiyon çok şaşırttı beni. Evet. Evet. Yani bu Helenistik dönem sikkeleri özellikle tabii ki Evet. hani Roma döneminden çok malzeme var ama Helenistik dönemden malzeme gelmesi ve Helenistik dönemle ilgili tarihlendirme yapabilmemiz sikkeler üzerinden gerçekten müthiş sonuçlar. Emeğinize sağlık. Tabii pandemi dolayısıyla çok aksadı. Hepimizin çalışması çok Evet. aksadı. Ama son derece heyecan verici. İnşallah bir an önce pandemi geçecek ve Umarım. sikkelerden çok güzel sonuçlar alacağız. Umarım, Size, evet. ekibinize, müzedeki arkadaşlara bu anlamda çok teşekkür Ben ediyoruz. de teşekkür Çok ederim. başarılı bir çalışma. Emeğinize sağlık. Sağ Peki. olun. Çok teşekkür ederiz. Sorulara gitmeyin hocam. Soruları en son alacağım. Size de çünkü bayağı sorular geliyor. Siz de hatta kalın lütfen. Tamam hocam. Peki. Evet, birinci oturumumuzun pazar günkü bu sempozyumda üçüncü konuşmacısı Kocaeli Üniversitesi'nden değil ama Kocaeli Üniversitesi'ne geldiğimiz günden itibaren bize yol gösterici olmuş çok değerli bir büyüğümüz, çok değerli abimiz diyoruz biz ona aslında. Kendisi yerel bazda arkeolojiyle ve Kocaeli tarihiyle aşırı derecede uğraşan hatta hayatını veren bir büyüğümüz. Sevgili Yavuz Ulugün'ü davet etmek istiyorum şimdi. Sevgili Yavuz Ulugün Kocaeli ve Nikomedia hakkında birçok yayının sahibi ve aslında Kocaeli'nin bekçisi gibi nereden ne çıkarsa hemen işte burada da bu yoktu ama burada da bu çıktı şeklinde anında takip edip bizlere, herkese, bilim dünyasına haber veren çok önemli bir değerimiz. Bugün kendisi bize bir başka çok önemli değerden bahsedecek. Aslında benim de zaman zaman yayınlarımda çok yer verdiğim
İzmit'te hoşgörü fermanından bahsedecek. Zannedersem daha çok 311 üzerine mi yoğunlaşacaksınız bilemiyorum ama heyecanla mikrofonu size bırakıyorum Yavuz Bey. Buyurun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle çok incesiniz, mahcup ettiniz. Çok mersi. Ben öncelikle sizlere, değerli hocalarıma, hemen ardından sevgili müze müdürümüze ve Arkeoloji Haber web dergisi diyelim, onun yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim yıllardır derken sizler biliyorsunuz artık da 20 seneyi aşkın bir zamandır arzu ettiğimiz noktalara gelmiş olmanın birer göstergesi bunlar. Bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Hele hele sizlerin katkılarıyla işte Çukurbağa, Seka derken, hatta Astakozo biraz kesintiye uğradı ama yakında orada da başlar diye tahmin ediyorum. Kazılar, arkeolojik bilimsel kazılar başlamak üzere, bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha da ötelere götüreceğiz bunları. Tabii bunun gerçekleşmenin yanı sıra literatürü de öne çıkarmak gerekiyor. Bu da yıllar önce söylediğimiz gene bir konu ama ne yazık ki önce toplum tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Ondan sonra gündeme geliyor. Son 1-2 senedir o da son iki belediye başkanından başlamak üzere kabul gördüğü, destek veriyorlar. Bunun da artık bir tarafından tekrar söylenmesi, dile getirmesi lazım diye düşündüm. Onun için tekrar onu bir konu edelim dedim. Müze müdürümüz de Serkan Bey de uygun gördüler. Bugün ben de size bunları bir kez daha takdim etme imkanına, şansına sahip olacağım. Umarım güzel bir sunuş olur. Evet, ben başlıyorum izninizle. Buyurun. Konumuz, bahsettiğimiz üzere, sizin de belirttiğiniz üzere 311 Nikomedia Hoşgörü Fermanı, ama bunun biraz öncesini, biraz sonrasını da İrdelemek lazım. Neden böyle bir gereksinim doğdu? Nereden nereye doğru geldik? Buna bir bakmak lazım. Tabii burada en önemli husus bize çok önemli bir kaynak olan İmparator Trajanus ve genç Plinius arasındaki yazışmalar. Plinius, İmparator Trajanus'un Bitinya valisi ve İmparatorla yaptığı yazışma başkent Nikomedia'daki, İmparatorluk başkenti Nikomedia'daki Hristiyanların konumu üzerine. Bu mektuplar genellikle çok samimi, hoş sohbet bir üslupla yazılmış mektuplar. Plinius'un belki bir sorumluluk devretme heyecanı ama daha ziyade havadis paylaşma merakını, günlük olayları arka arkaya yazmasından oluşan mektuplar. Plinius aynı zamanda yetkin bir avukat ve yargıç olarak gösterdiği dürüstlük ve bağlılıkla hayırseverlik çabaları, eğitime ve edebiyat çalışmalarına verdiği önemle tanınmış bir yazar. Hoşgörü fermanı öncesinde Plinius Samsun'a veya Amasra'ya gittiği bir seyahatte Hristiyanlar hakkında bilgiler ediniyor ve bunları Trajanus'a aktarıyor. Trajanus'a aktardığı sırada bunca sınıftan her insan, kadın ve erkek Hristiyan olmalarından dolayı mahkemeye getiriliyor. Daha da geleceğe benziyor diyor. Kentlerde, köylerde, kırsal bölgelerde karışık bir topluluk diyor. Bunların çok önemli olmadığı, ancak çok kalabalık olduğu ve çevreden çok şikayetler olduğunu belirtiyor. Hristiyanların sorgulamasında inancından vazgeçen kimse varsa bunu affedeyim mi diye imparator soruyor. Hatta diyor, suçlu olsa da daha sonra itiraf etmiş olması bir af sebebi midir? Ya da daha önce
inancından vazgeçtiğini belirtiyorsa buna ne yapmak lazım diye soruyor. İşte bu yazışmalar bize Nikomedia'nın Anadolu'da Hristiyanlık inancının yayıldığı sırada bir başkent olması, tabii bunda bir etken, önemli merkezlerden biri olduğunu da ortaya koyuyor. Olayları iyi tahlil edebilmek için iyice bilgi alıyor Plinius ve bunları zararlı olmadıklarını, ancak inatla Roma tanrılarına sunak sunmayı reddettiklerini, tütsü şarap sunmadıklarını, ona göre dolayısıyla hakaret ettiklerini ve bir yozlaşmanın söz konusu olduğunu ifade ediyor. İmparator ona şöyle bir cevap veriyor: aptalca ve fanatik davranışları dışında resmi olarak bir suç işlememeleri, yani sivil yaşamın sınırlarını aşmamakla kaldılar ise, bu hafif de olsa bir Hristiyan olma yasağını getiriyor ama çok da fazla üzerlerine gidilmiyor. Aynı politika Hadrianus ve Antoninus Pius tarafından da devam ettiriliyor. Ve burada şeylerin, imparatorların ya da Kaiserlerin görüşleri ve uygulamaları da birbirinden farklı. Yani biri biraz sert bir tavır alırken diğeri daha yumuşak bir tavır alabiliyor. Bunun nedeni birinin dini olarak hoşgörü içinde olması ya da olmaması mı diye soru akla gelebilir. Ama kanımca en doğru soru, bunları politik olarak kim daha ustaca kullanıyor? Bu politikayı kim daha ustaca kendi yararına yönlendiriyor sorusu daha doğru. Ekranda gördüğünüz o sırada imparatorluğun en yaygın olduğu dönem, Trajanus dönemi ve sonrası. Tabii böyle bir yaygın Avrupa, Afrika, Asya, Orta Asya gibi, özür dilerim, Orta Asya diyorum, Mezopotamya gibi bölgelere yayılmış olan koca bir imparatorluğun başkentinin İzmit olması, Nikomedia olması, dolayısıyla bu tür sorunlarında en çok burada kaleme alınmış olması konusunu getiriyor. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. O dönemde Hristiyanlık inancı pek öyle öldürme politikası gütmeyen bir Hristiyanlık inancı var. Fakat tabii üzerlerine baskı var. Dolayısıyla bu baskı esnasında birçok Hristiyan Nikomedia'da ölüyor, öldürülüyor veyahut da bir kısmına işkence ediliyor, bir kısmı ölüyor. Bunun sonucunda çok doğal olarak kendi mitini yaratır bütün dinler. Hristiyanlar da kendi mitlerini yaratıyorlar ve Nikomedyalı birçok aziz görüyoruz. O ölen kişileri azizleştiriyorlar ve sonucunda birçok azizin, günümüzde anılan, saygı duyulan azizin Nikomedyalı olduğunu görüyoruz. Bunlardan en önemlileri, birçok yere bağlansa bile tabii ki ejderhaya karşı savaşıyla Aziz George veya Georgios ya da Santa Barbara. Bunların içinde mit de var tabii, ama mit olmayanlar da var. Gerçekten yaşayıp öldüklerini bildiğimiz saray eşrafından olanlar var. Bütün bunların hepsi azizleştiriliyor. Roma'nın bu imparatorlarının bahsettik farklı farklı tavırları vardı. Fakat sonunda tabii bir kaygı var. Siyaseten bir kaygı var. Özellikle Galerius Hristiyanlardan oldukça korkuyor ve Diokletianus'u da bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Herkülius ve Konstantius batıda bunlara göre çok daha
yumuşak politikalar uyguluyorlardı. Diyokletianus'un bizim açımızdan ne önemi var? Diyokletianus bizim için diğer imparatorlardan daha önde, her ne kadar Hristiyanlara karşı yaptığı eziyetle tanınmış olsa bile. Çünkü tahta İzmit'te geçiyor ve İzmit'te tahtı bırakıyor. Tahtı bırakıp kendi emeklilik evine çekilirken bile, birazdan bahsedeceğiz, bu Hristiyanlarla ilgili hoşgörünün gerçekleştirilmesi yönünde katkıları oluyor. Yani Diyokletianus gerçekten kurduğu tetrarşi ile imparatorluğun doğu ve batı olarak bölgelenmesi, ancak ayrışması değil, daha iyi yönetilmesini gerçekleştirmiş ve kargaşadan kurtulmak üzere de Kaiser, yani yedek kralların, yedek imparatorların hazırlandığı bir sistemi getirmiştir. Bu akıllıca bir sistem midir? Evet, akıllıca bir sistemdir, ama daha sonra ne kadar öyle öngörmemiş olsa bile çekişmeler de olacaktır. Evet. Tetrarşinin ilan edilmesiyle, pardon, Maximianus batıya hükmetti. Kendisi daha ziyade doğuya hükmetti. Çoğunlukta, ama çoğunluktan da öte, hep Nikomedia'da oturdu ve buraya geri döndü. Ve kenti inanılmaz bir şekilde muhteşem yapılarla bir dünya kenti haline getirdi. Hep söylenir, dünyanın dördüncü büyük kültür ve ticaret merkezi. Bunda tabii bizim bugünkü dünya anlayışımızı masaya koymamamız gerekir. Roma dünyası içinde, ki Roma kendini o zaman dünyada tek imparatorluk olarak kabul ediyordu. Roma dünyası içinde dördüncü büyük kent olarak kabul etmek gerekir. Burada bir kardeşimizin, çok becerikli bir arkadaşımızın çizdiği bir temsili çizim var. Tabii bu kaynaklardan aldığı bilgilere göre yapmaya çalıştığı bir çizim, ama ne olursa olsun temsili bir çizim. Az önce hocalarım da bahsettiler. O zamanki kentin muhteşemliğini göstermek için sağ tarafta 1930'larda Karl Döner olmak üzere Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün de katıldığı, halk evleri tarih bölümünün katıldığı, kağıtçının orada beyaz elbiseli görünen büyük bilgeliğiyle bunların incelenmesi için çağrı yaptığı çalışmadan örnekler görüyoruz. Bu daha sonra 2004 yılında arkadaşlarla gittiğimiz, baktığımız bir yer. Burası da inşallah gün gelecek kazılacak. Bunun artık bir kaçışı yok. Her ne kadar geri adım atmalar olsa da Çukurbağı arkasından Seka mutlaka kazılacak. Bunun kentin geleceğine çok büyük katkılar vereceği muhakkak. Evet, Nikomedia çok doğal olarak bütün dünyadan gelen malların aktığı ve buradan başka yerlere gönderildiği bir nokta, ticaret merkezi. Buradan çok ilginç şeyler var. Yüzük ihraç ediliyor. Bu şeyi zaten bilirsiniz. Plinius'un mektuplarında da var. Hep sonra da Cumhuriyet dönemine kadar şey yapılmıştır, konuşulmuştur. Sapanca ile Marmara Denizi'nin, İzmit Körfezi'nin bağlanması. O kanal olmadan da o Sapanca'dan getirilen tomruklar, tahıl, Roma'ya ve diğer kentlere buradan ihraç ediliyordu. Bu sözleri söylemeden geçemedim. Çok güzel sözler var. Posanias demiş ki, Nikomedia Bitinya kentlerinin en büyüğüdür. Antenaios, en güzel kent, en hoş kent demiş o dönemki Nikomedia için. Şöyle bir özetleme yapabiliriz. En büyük ve en parlak, toprağın süsü, mutlu ve görkemli, zeytinliğiyle pek ünlü,
Mutluların ve Yükseklerin, yani elitlerin kenti, Bitinler ülkesinin birinci kenti, çok ünlü çevresiyle ölümsüz kent, soylu yönetim ve eski zamanların zengini. Bu dört kentten bahseden Libanios şöyle demiş sonunda: yani her açıdan bakıldığında ender ve hayranlık uyandırıcı. Böyle bir kentin herhalde kıymetini artık bilmemiz gerekir. Çok istiyorduk İstanbul'daki örnekleri görerek, Kocaeli Üniversitesi'nde de arkeoloji ve tarih bölümleri. Önce tarih, sonra arkeoloji bölümü kuruldu ve şimdi sanırım bunun meyvelerini yavaş yavaş sevgili hocalarımız sayesinde görmeye başlayacağız. O yıllara bakmaya devam edersek, Hristiyanlar üzerindeki baskı, çok yaygın olan bu Hristiyanlığın nasıl engellenebileceği ve Galerius Nikomedia'dayken 303 yılının ilk günlerinde Diyoketianus'un tabiri caizse başına çörekleniyor ve Hristiyanları engellemenin gerektiğine inandırıyor. 23 Şubat 303 Terminalya Bayramı'nda bunlara bir baskı uygulanması, daha doğrusu bir baskın yapılması kararı alınıyor. Terminalya Bayramı nedir? Sınır tanrısıdır. Termin yoldaki sınır tabelalarının tanrısıdır ve kutsal addedilir. O günü nedense o günü şey yapıyorlar, seçiyorlar. Ve sabaha karşı İmparatorluk Sarayı'nın da daha yukarısında olan, bugün Ora Mahallesi olarak tahmin ettiğimiz katedrale baskı yapıyorlar ve onu yakıyorlar. Bu yakarken tabii birçok insan telef oluyor. Bazı Hristiyan kroniklerine bakarsak 20 bin kişi tiyatroda katlediliyor. Ama tabii bunun diğer kaynaklardan da şey yapılması gerekir, doğrulanması gerekir. Ama az önce de bahsettiğim gibi birçok baskının yapıldığı çok bilinen bir şey. Tabii bunun bu böyle gitmeyeceği çok çok belli, yani bu mümkün değil bu kadar baskıyla gitmesi. Dolayısıyla bir zaman sonra Galerius 311 yılında ciddi bir şekilde hastalanıyor ve Nikomedia'da bir ferman yayınlayarak zulümleri yasaklıyor. Hapishaneler açılıyor, Hristiyanlar özgürlüklerine kavuşuyorlar ve bir kısa bir süre sonra ölünce imparatorluğun doğu kısmı Maximianus'a kalıyor. Ama Maximianus da bu hoşgörü ortamına rağmen çok bir Hristiyanlık düşmanı. Başlangıçta fermana bağlı kalıyor. Ama kısa bir süre sonra gelen pagan taraftarı vatandaşların da etkisiyle yeniden baskıyı onaylıyor. Kentte duruşmalar ve buna bağlı olarak idamlar söz konusu oluyor. Dedik ya, birbirinden farklı tutum içindeler. Batıdaki Konstantin ise tam tersi bir şeyde, o çok daha akıllı bir politika izliyor. Hatta Konstantin'in Hristiyan olduğunu söylemlere karşılık benim daha yakın olduğum bir görüş. Konstantin akıllı bir politikacıdır. Güneş tanrısına inanarak vefat etmiştir. Ama Hristiyanlara çok toleranslı davranmıştır. Dolayısıyla ben onu daha böyle akıllı bir siyasetçi olarak görüyorum. Sürekli anlayışla bakmıştır. Yavuz Bey, biraz zamanımız azalıyor. Bayağı bir açtık. Toparlayabilirsek sevinirim. Bayağı bir toparlamam gerekiyor. Bayağı bir açtık çünkü genelde. Çok özür dilerim. Vakti biraz iyi kullanamadım galiba. Her neyse, şöyle evet. Yapayım, çok özetleyeyim, başka zaman başka şekilde telafi ederiz. Sonucunda Maximianus'un da aynı şekilde Konstantin'in etkisiyle
312 yılında zulümleri durduruyor ve ikna yönteminin uygulanmasını istiyor. 313 yılında Maximianus Licinius tarafından mağlup ediliyor. Ancak Nikomedia'ya geri dönüşünde halkı kazanmak için Hristiyanlık yanlısı bir politika izliyor ve genel bir hoşgörü ilan ediyor. Hristiyanları yanına almaya çalışıyor. Böylece Maximinius Hristiyanlığın kabulünde önemli bir adım atmış oluyor. Haziran'da Licinius Maximinus'un boşalttığı Nikomedia'ya giriyor ve daha önceki şartları Konstantin tarafından da kabul edilmiş olan hoşgörü fermanını yayınlıyor. Ve bir politika gereği Konstantin'in kız kardeşiyle evleniyor. Fakat Licinius daha sonra Hristiyanları karşına alarak Konstantin'iyle sanki Hristiyanlar Konstantin'in bağlaşıklarıymış gibi iyi bir politikacı olmadığından dolayı iyi bir politika yürüten Konstantin'i karşısına alıyor. Ve sonucunda İmparator Galerius ardından Milano Fermanı 28 Ekim 312'de Konstantin tarafından Maxentius, isyankar Maxentius'u Milano'da yendikten sonra bir araya geliyorlar Licinius ile ve anlaşıyorlar. Bu anlaşmadan oluşturulan ferman Nikomedia'da ilan ediliyor. Bu ilan edilen, tekrar ilan edilen fermanın adı Milano Fermanı oluyor. Ancak İzmit'te ilan edilmiş oluyor. Dolayısıyla burada Galerius'un hoşgörü fermanı 30 Nisan 311'de olan devletin sürekli huzuru için Hristiyanların hoş görüldüğü, herkesin kendi kafasına ve istediğine göre kurallar koymaması gerektiğini, pek çoğunun kararlarında direndikleri için bizim onlara iyilikle yaklaşmamız gerektiği nedeniyle yapılmış bir fermandı. Daha genel olan Milano Hoşgörü Fermanı 13 Haziran 313'te yapılan ise Licinius ve Konstantin'in bir araya getirip bundan sonra çok özet bir cümleyle söylüyorum. Laiklik kavramının gündeme getirildiği, devletin insanların dinine karışmadığı bir hoşgörü fermanı olarak ilan ediliyor. Ve burada kesiyorum. Zamanı iyi kullanamadığım için dinleyenlerden özür diliyorum. Umarım bu kadarı bile hoşlarına gitmiştir. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yavuz Bey, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yani bir hayat boyu birikiminiz tabii ki böyle birkaç dakikaya sığamaz. Ama bu tip programlarda ne yazık ki çok az konuşma hakkımız oluyor. Doğal olarak programın doğası gereği. Onun için verdiğiniz bilgiler çok değerli. Hoşgörü Fermanı gerçekten kendi alanında dünyada bir ilk olduğu için sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Kocaeli'de çok önemli, ülkemizde çok önemli ve bütün dünyada çok önemli. Benden naçizane Hoşgörü Fermanı'nın çevirisini yayınladığımda bayağı bir üzerine düşmüştüm. Ve bu kadar önemli olmasından dolayı çeviriyi yaparken hep elim titremişti. Hani kelimeleri o kadar çok seçerek hani çeviri yapmaya çalıştım ki hani o zamanı sizin de dediğiniz gibi göz önüne getirerek acaba ne demek istedi, kime hitap etti şeklinde. Ama böyle bir ferman Kocaeli'nde ilan edildiği için bizler şu anda onu konuşuyor olduğumuz için çok gerçekten şanslıyız. Hocam, yani şöyle bir şey var. Sofya bile bu 311 fermanını öne çıkarıp bundan pay sağlamaya çalışıyor. Anıtlar dikiyor. Biz oturmayalım artık yerimize yani. Evet. Zannedersem çok dinamik bir müze müdürümüz var Serkan Gedik Bey'in gelmesiyle. Zannedersem zaten oturamayacağız. Evet. O bizi oturtmayacak görünüyor. Şu anda şekilde de görüldüğü gibi. Biz zaten oturmuyorduk ama tabii arkeoloji uzun soluklu bir iş. Bilimsel veriler bütün dünyayla paylaşılıyor. Hani bütün doğru, güvenilir bilimsel bilgiyi paylaşmak arkeolojide zaman alabiliyor.
Ama yeterince de sabrettik zannedersem. Bundan sonra bildiklerimizi paylaşma zamanı. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz tabii ki sonunu çok iyi dinleyemediler ama siz zaten sürekli yayınlıyorsunuz. Yayınlarınızı takip etmelerini tavsiye ediyorum. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, oturumumuzun son konuşmacısı Sayın Doçent Doktor Selçuk Bey ve Selçuk Seçkin Bey. Yalova Altınova Çobankale kazısını bize anlatacak. Yine inanılmaz derecede heyecanlı bir konu. Direkt tabii ki Çobankale Nikomedia teritoryasında değil ama yine de uzakta sayılmaz ve takip ettiğimiz kadarıyla Osmanlı tarihi için, Türk tarihi için belki de hani geç Bizans olarak da değerlendirdiğimizde bu tarihler için çığır açan bir yer. Ben daha önce hiç bu kazının sonuçlarını dinlemedim. İlk defa dinliyor olacağız. Zannedersem buradaki dinleyicilerimiz de aynı heyecanla sizi dinliyor olacaklar. Hoş geldiniz. Buyurun Selçuk Hocam, buyurun. Çok teşekkürler hocam. Öncelikle Arkeolojik Haber Murat Bey'e, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Bey'e ve Kocaeli Üniversitesi hocalarımıza bu paylaşım, bu ortamda bana konuşma hakkını tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sizlerle de tanışma imkanı bulmuş olduk. Dediğiniz gibi aslında Yalova, Kocaeli'nin hemen kenarında, Altınova'da Yalova ili olana kadar Kocaeli'nin sınırları içerisindeydi. Dolayısıyla ilişkisi hala daha devam ediyor. Bu sınırlar bu ilişkiyi bitirmedi. Kocaeli ile Bursa ile Yalova'nın doğrudan ilişkisi sürekli var. Tabii vakit burada az. Dolayısıyla ben burada sadece 3 soruya cevap niteliğinde bir sunum yapacağım. İlk soru... Burada neden bir kazı veya bir çalışma yapılmasına gerek duyuldu? Şimdi pek çok arkadaşımız bunu soruyor. Yani bize de değişik mecralarda karşılaşıyoruz. Çünkü Kocaeli bölgesinde çok kale var. Sakarya bölgesinde çok kale var. Neden Çobankale'de kazı yapılması gündeme geldi, araştırma yapılması gündeme geldi? Bunun hikayesi aslında 1999 yılına kadar dayanıyor. 1999 yılında... Biliyorsunuz Osmanlı kuruluşunun 700. yıl kutlamaları yapıldı. Bu kutlamalar kapsamında pek çok sempozyum, anı kitabı yayınlandı. Bu süreçte Profesör Doktor Halil İnalcık daha önce Yunanistan'da yayınladığı bir bildiriyi basınla paylaştı ve gündeme geldi. Bu bildirisinde aslında Osmanlı'nın 1299'da değil 1302'de Bafeus Muharebesi'yle kurulduğunu ve dünyaya bu şekilde bir devlet olarak rüştünü ispatladığını bildirdi. Yalova'da da bu kapsamda Yakup, o dönem belediye başkanı Yakup Kocal sempozyumlar yaptı. Ondan sonra çeşitli yayınlar yapıldı. NTV Tarih'te özel sayı çıktı. Çobankale'nin önemi bu tartışmalar sırasında çokça gündeme geldi. Biz de, ben de bir Yalovalıyım. Bir Yalovalı olarak burada çalışma yapmaya karar verdik. Bu süreçte hala sponsorumuz, ana sponsorumuz olan Altınova Belediye Başkanı Doktor Metin Oral ile görüştük. Mülkiyet sorunu orman alanı olduğu için bunların çözülmesi ve bölge olarak Bursa'ya bağlı. Dönemin Bursa Müze Müdürü'nünle olan ilişkilerimiz, farklı bir il olduğu için çok prosedürleri de aşamadık. O sebeple o dönemde uzun süre bekledik. 2017 yılında Sinan Bey'in müze müdürü olmasıyla birlikte bir çalışma yapılması gündeme geldi ve o günden beri çalışmalarımızı önce temizdik. Daha sonra zaten Bursa Müzesi Başkanlığı'nda süren bir çalışma. Bu senede inşallah Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı şekline dönüşecek. Onun komisyondan geçtiğini öğrendik. Şu an kararname aşamasında. Çobankale, ikinci sorumuz da Çobankale neden önemli? Sunumu görebiliyor musunuz acaba? Selçuk Hocam, sunumu görünüyor Murat Bey. Tamam, çok teşekkürler.
Önce Çoban Kale'yle ilgili literatüre baktığımızda maalesef çok sınırlı yayın gördük. Burada Kliyfos çok önemli. Nitekim Kliyfos yayınlamış olduğu kitabın ön sözünde benim en büyük buluşum Çoban Kale'nin bulunması ve keşfi olarak özellikle belirtmiş. Nitekim bu yayının Türkçe'ye Yavuz Bey, biraz önce benden önce konuşan Yavuz Bey kazandırmış. Çok önemli bir kaynak. Tabii çeşitli seyahatnamelerde, çeşitli anlatılarda ufak ufak bilgiler geçiyor ama kapsamlı bir kaynak maalesef yok. Bölgenin lokalizasyonu, yollarla olan ilişkisi, Helenopolis'le, İznik'le olan ilişkisi de Sedrus dergisinde bizim yayınladığımız bir makalede ele alınmıştı. Çoban Kale'nin önemi nedir? Bunu sorguladığımızda stratejik bir konumda Roma, gerek Bizans, Selçuklu, gerekse Osmanlı döneminde İstanbul'dan başlayıp Anadolu içlerine giden en önemli yolun hemen kenarında yolu kontrol eden bir noktada yer alıyor. İlk inşaat tarihi hakkında çeşitli görüşler var. Tabii bu görüşler hep Kliyfos tarafından ileriye sürülmüş. Bu görüşlerini dayanak, çeşitli antik kaynaklara dayanak olarak veriyor. Burada 1080 İznik'e kadar ilerleyen Selçuklulara 1080 yılında yenilen Bizans kuvvetleri Marmara kıyılarından İstanbul yönüne kaçmış ve bölge Selçuklu hakimiyetine geçmiştir. Kalede Selçuklu Kalesi olmuştur. İşte burada kalenin bir süre Selçuklu Kalesi olduğu kesinlik kazanıyor. 1087 yılında Alexius tarafından yapıldığını Kliyfos söylüyor. Daha ileriye giderek Kliyfos, Dragon Anlaşması'nda kalenin Selçuk tarafında kalmasından dolayı acaba kaleyi Selçuklular mı inşa etti diye de bir soru işareti çalışmasında vermekte. Tabii bu kazı sırasında çıkan buluntular, zamanla yapılan araştırmalarla belirlenecek. Hangisinin doğru olduğu veya Selçuklu dönemini, Selçukluların bir dönem burada yaşadığı kesin ama Bizanslıların, Selçukluların kaleyi inşa ettiği zaman içerisinde belli olacak. Şimdi Çoban Kale'nin neden önemli olduğu, diğer kalelerden farklı olduğu sorusuna cevap arayacak olursak, bir defa dünya ve Türk tarihi açısından en önemli özelliği, en önemli farklılığı, 1. Haçlı Savaşı sırasında Hersek civarında kamp kuran Haçlıların, Haçlılardan bir grubun Çoban Kale'ye gelerek burayı aldığı ve daha sonra bunu öğrenen Alparslan'ın buraya bir güç göndererek, Selçuklu gücü göndererek tekrar geri almasından sonra esirlerden birini kamp kuran Haçlı gücünün olduğu yere göndererek onların bu bölgeye gelmesini sağlıyor ve bütün vadiye yerleştirdiği okçularla yaklaşık 30 bin olan Haçlı gücünün 3 bin kişi sağ kalacak şekilde yok ediyor. Böylece 1. Haçlı Seferi Çoban Kale sayesinde püskürtülmüş oluyor. Tabi bu 1. Haçlı Seferi'nin ilk atağı. Daha sonra 1. Haçlı Seferi tekrar başlıyor ve ilerleme Anadolu içlerine ilerliyor. Bu pek çok yabancı yayında ayrıntılı olarak anlatılıyor. Nitekim geç tarihli olmasına rağmen, 1474 tarihli olmasına rağmen bir minyatürde, bakın şurada önde Çoban Kale, arkada İznik görünüyor. Türk tarihi açısından aslında Osmanlı bir dünya imparatorluğu, dünya tarihi açısından da önemi var. Osmanlıların bu bölgede kurulduğu 27 Temmuz 1302'de Bafeus Muharebesi yapılarak, Bafeus Muharebesi ile Bizans sahilden Hersek tarafından gelmekte olan Bizans gücünün püskürtülmesiyle birlikte Osmanlı'nın Bizans gibi büyük bir güce karşı dimdik ayakta durabilen bir devlet haline geldiğini görüyoruz. Nitekim bu savaş sonrasında Selçuklu Sultan çeşitli hediyeler gönderiyor ve kendini Osmanlı'yı bir güç olarak, bir vasi olarak kendisinden sonra saydığı yönünde pek çok görüş var. Nitekim Halil İnalcık bu görüşleri yazdığı bildirilerde, yaptığı konferanslarda ayrıntılı ve etraflıca olarak anlatmış. Paimedes'in anlatıları buna temel teşkil ediyor. Onun anlatılarını da yer vererek bunu paylaşmıştı. 14. yüzyılda Çoban Kale'nin ve bizim incelediğimiz alanın görünümü.
Burası Gaza Yolu olarak adlandırılıyor. Bu NTV Tarih Dergisi'nin özel sayısından aldığım bir harita. Bakın Yalakova Savaşı'nın olduğu alan, nitekim bölge Yalova olarak daha sonra bu ovadan isim almış. Bazı tarihçilerin iddiası bu. Çobankale, Valide Köprü ve aşağı İznik'e kadar inen yol bu. Pek çok haritada da Çobankale'yi görüyoruz. Şurada bakın Çobankale. Daha yabancıların, Avusturyalıların yaptığı haritalarda da Çobankale'yi görmekteyiz. Uydu haritasında Helenopolis'ten Çobankale'ye bakış. Bakın şu vadinin en kilit noktasında diğer taraftan daha net görünecek. Buradan Körfez'e doğru bakıyoruz. Burası Yalakdere Vadisi. Yalakdere bu. Doğal sur duvarı şeklinde etrafından dönmekte. Ve bu vadinin kilit noktası durumunda Çobankale'yi görüyoruz. Çalışmaya başlamadan önce uydu fotoğraflarını, kaliteli uydu fotoğraflarını edinmiştik. Sur sistemi bakın burada farklı bitki örtüsüyle hemen seçilmekte. Doğal tepenin üzerinde bir taç gibi sur sistemi burada yer almakta. Clifos'un yaptığı çalışmada bu şekilde bir harita ortaya çıkmış. Haritada tabii özellikle kuzey ve doğu cephenin işlenmediğini görüyoruz. Çünkü burçlar, günümüze ulaşan burçlar diğer iki yönde karşımıza çıkıyor. Clifos bunları numaralandırarak haritasına işlemiş. Biz de Clifos'un haritasını çalışma yapmadan önce çakıştırmıştık. Bize Bursa Müzesi'nin drone'uyla yapılan çekimler. Daha sonra çalışma sırasında görüntüler, çeşitli ziyaretler. İlk yıl bu şekilde sur sistemini ortaya çıkardık. Çeşitli açılardan. Kuzeyde bakın çift sur sistemi görünmekte. Onun ayrıntısı en alt köşede de bir gözetleme kulesi tespit edildi. Bir çukur şeklinde karşımıza çıkan sarnıç daha sonraki yıllarda çalışma konumuzu oluşturacaktı. Kuzey sur sisteminin temel seviyesindeki kuzey sur sisteminin kalıntılarını burada görüyoruz. Gözetleme kulesi olarak adlandırdığımız yapı. Surları açınca da çeşitli dönemlerdeki yapılaşma faaliyetleri burada görülmekte. İki farklı dönem bu burçta karşımıza çıkıyor. Yüzeyden topladığımız seramik örnekleri, sağlam kalmış burçlardan örnekler ve duvar detayını burada görmektesiniz. Çok sayıda kaçak kazı yapılmış. Tabii bitki örtüsü temizlenince ortaya çıktı bunlar. Fakat bu yeni değil. Osmanlı döneminde de Bahçecikli bir Ermeni Osmanlı vatandaşının burada kazı yapmak için başvuruda bulunduğu ve onun soruşturma dosyasına ait belgeler de Osmanlı arşivinde tarafımızdan elde edilmişti. 2018 yılında neler yaptık? 2018 yılında şimdi alanda biz neler yaptık? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Çok hızlı slide gösterisi şeklinde bu anlatım olacak. 2018'de önce harita mühendisi marifetiyle 20 dönüm kadar iç kale ve çevresiyle birlikte alanı gridledik. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın kiraladığı iki köy evini kazı evi olarak kullanıma soktuk. Kazı evinden görüntüler. Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi BAP fon desteğiyle de alanda georadar ve ERT belirli noktalarda ERT ve georadar yaptırdık. Bunun sonuçları da Fethi Ahmet Yüksel, Kerim Avcı ve Selçuk Seçkin ortak yayını olarak yayınlandı. Çukur olarak bulduğumuz sarnıcın açımından görünümler. 2018 yılında çevresini açmaya başladık. İçinden çok sayıda seramik çıktı. Çıkan seramikleri yıllara göre yayınlamaya başladık. 2018 yılı seramiklerini Uludağ Üniversitesi'nden Filiz İnanan'la birlikte şu an yayın aşamasında bir dergiye verildi. Şu an yayın aşamasında. Kendisine ekibimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çıkan diğer buluntulardan örnekler. Burada 2017 yılının sonu ve 2018 yılındaki alanın görünümünü görüyorsunuz. 2019 yılı çalışmaları kısa bir sürede devam etti. Bizim müstakil bir bütçemiz yoktu. Dolayısıyla belediyenin verdiği desteklerle çalışmamızı yürütmekteydik. O yıl sadece sarnıç bölgesi ve etrafında çalışma yapabildik. Daha sonra jeotoksit malzemeyle sarnıcın üzerini örttük. Çıkan seramiklerden bir grup burada. Özellikle olan seramikler de var. Bunlardan bir iki tane örnek. Bu yıl
farklı bir çalışma daha yaptık. Sur sisteminin restorasyonuna yönelik röleve ve restitüsyon projelerinin hazırlanması gerekiyordu. Kurul her yazışmamızda mevcut kalıntıların rölevesinin getirilmesi diye bize ikazda bulunuyordu. Fakat bizim müşteki bir bütçemiz yok. Bütçemiz olsa da bunu karşılayacak bir bütçe olacağını düşünmediğimizden Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın o yıl açtığı kültür varlıkları fonuna başvuruda bulunduk. Ve projemiz kabul edildi, ihalesi yapıldı. Şu an röleve çalışmaları devam ediyor. Proje yazım o yıl gerçekleşti. 2020 yılı çalışmalarına, yani geçen yılın çalışmalarına baktığımızda, geçen yıl bizim için bir dönüm noktası oldu. Öncelikle Türk Tarih Kurumu'nun 12 aylık kazılar, 12 aylık belirlediği 12 aylık kazılar kapsamına kazımız alındı. Ve maddi bir bütçesi oluştu. Genel Müdürlük tarafından da bütçe verilmeye başlandı. İlk etapta çevre düzenlemesi yapacağımız alanların projelendirerek Koruma Kocaeli Koruma Kurulu'ndan geçirdik. Ve işte yol mesela 12 aylık çalışma yapılacak kazılar kapsamına alınan alanda yağmur yağdığında yukarıya çıkmamız imkansızdı. Öncelikle yolu yaptık. Kaçak kazılar sürekli tehdit etti, alanı sürekli tehdit ediyordu. Çevresini genişçe bir çit duvarı, çitle çevirdik. Ve yukarıya araçla çıktığımız yerde kale içine çıkmak dar bir patikayla olmaktaydı. Bu da çeşitli kazaları risklerini getirmekteydi. Bu sebeple 35 metre uzunluğunda bir ahşap merdivenle yaptırarak alana çıkış daha da kolaylaştırıldı. Kale içinde yaptığımız kazılarda da şu bölgede, burada işaretli daire içinde olan alanda çalışma yaptık. Çeşitli etapları. Ekmek mühürleri bulundu, değirmen taşları bulundu. Şurada altta gördüğümüz duvar, burada bir şapel. Şapelin giriş kısmında iki mezar, kuyu ve bunu şu an bu yıl etrafını daha da açmayı düşünüyoruz. Burada bir yapılaşma grubunu tespit ettik. Bunun röleveleri çıkartıldı. Bakın şapelin giriş kısmındaki mezardan görünümler. Bunlardan bir tanesi gayet iyi durumda, diğeri maalesef iyi durumda değil. Sarnıcın da kazısı tamamlandıktan sonra projeleri koruma kurulundan geçirildi. Kazı süreci aslında sadece Çoban Kale ile değil, Yalova ile ilgili de bazı yeniliklerin, bazı farkındalıkların yapılmasına, ortaya çıkartılmasına öncülük yaptı. Örneğin Çoban Kale'nin yöre halkı tarafından, Yalovalılar tarafından, Ayazma ve Karadere köylüleri tarafından benimsenmesini, burada bir arkeolojik alan, işte turizme kazandırılacak arkeolojik bir alan, bunu korumamız lazım şeklinde bir inancın doğmasına sebep oldu bizim kazılara başlamamızla birlikte. Kazı süreciyle birlikte Yalova ilçelerinde Orta Çağ dönemi yüzey araştırması tarafımızdan başlandı. Diğeri de Uludağ Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Serkan Gündüz tarafından sualtı yüzey araştırmasına başlandı. Nitekim bu sualtı yüzey araştırması ile ilgili bildiri de dün sunulmuştu. Bu yıl su altı kazısına dönüştürüldü. Bunun dışında bu yıl Çoban Kale'nin yakınında kullanım dışı bulunan Ayazma Köyü İlkokulu kazı evi olarak onarılarak bu yıl kullanıma sunuldu. Karadere Köyü'ndeki yıkılmak üzere olan ilkokul yapısı İl Özel İdaresi tarafından Etnografya Müzesi olarak onarılmasına karar verildi. Tarihi eserlerle ilgili kentin tarihsel geçmişini anlatan yayınlar, bu bir de sempozyum yapılacak Yalova ile ilgili, yapılmaya başlandı. Yalova Müzesi'nin kurulmasına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karar verildi ve kadro ihtisası yapılarak müdür ataması yapıldı. İl Genel Meclisi tarafından ildeki tarihi yapıların ihyası için röleve çalışması yapılmasının kararı alındı. Önemli yapılarında onarımı kararlaştırıldı. İldeki belediyeler tarafından da kendi sorumluluk alanlarındaki tarihi yapının onarımı için resmi yazışmalarla birlikte çeşitli kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları başladı. Nitekim burada Altınova Belediyesi belki de Yalova'daki tarihsel geçmişle ilgili en önemli belediye, en önemli çalışmaları yürüten belediye.
kendi alanı içerisindeki tarihsel geçmişi makro bir projeyle değerlendiriyor. Helenopolis, kuş gözler, yani doğal kültür varlığı ve doğal varlık hepsini turizme kazandırarak bir vadi şeklinde değerlendirilmesiyle ilgili projesi var. İnşallah diğer belediyeler de bu şekilde makro projelerle güzel çalışmalar ortaya koyacaklar. Bizim çalışmamızı destekleyen kurumlar, Bursa Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda yaptığımızı belirtmiştik kazımızı. Türk Tarih Kurumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Altınova Belediyesi. Tabii bu bir ekip işi. Ekibimizde özveriyle çalışan arkadaşlarımızı burada anmadan geçemeyeceğim. Öncelikle Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Kazılar Dairesi Başkanlığı'na, Yahya Bey'e ve Umut Bey'e ayrıca özellikle teşekkür ederim. Bursa Müze Müdürleri Sinan Bey ve Çiğdem Durakoğlu'na, kazımızda aylarca bizimle görev yapan Emine Demir'e, Bursa Müzesi çalışanlarına, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, belediyede çalışan arkeolog Sabire Şentürk Yazıcı'ya, Uludağ Üniversitesi'nden Filiz İnanan'a, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nden Mehmetçe Özkurt'a ve Uğur Demirbağ'a, alan sorumlumuz Onur Sarıkaya'ya ve Belma Günal'a çok teşekkür ederim. Umarım vakti tasarruflu kullanmışımdır. Sayın Doçent Doktor Selçuk Seçkin Bey, Yalova Altınova Çobankale kazısı sunumunuz gerçekten muhteşem. Biraz zamanı açtık ama sonuçları heyecanla beklediğim hocam. Güzel bir güveninizi kesmek istemedim gerçekten, çünkü ilk defa bu sonuçları duyuyoruz. Ve yüreğinize sağlık, ekibinizi tebrik ediyorum. Bu ilk sonuçlar bile gerçekten çok heyecan verici. Ayrıca Çobankale'nin bu sonuçları çok bekleniyordu. Çok titiz bir çalışmayla bu sonuçları bizi ulaştırdığınız için bütün ekibinize tekrar tekrar teşekkür ve tebriklerimi gönderiyorum. Çok teşekkürler hocam. Şimdi 4 tane sunumumuzdan sonra bu birinci oturumumuzun soru cevap kısmına geçiyoruz. Ama ben öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Dünkü oturumda konuşmacı olarak katılmıştım. Bugünkü oturumda da oturum başkanı olarak görev verdikleri için Arkeoloji Haber'e ve müze müdürümüz Serkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş derecede 2004 yılından beri Kocaeli'ndeyim. Tabii ciddi bir emek sarf ediliyor. Her yönüyle bilimsel çalışmalar çok kolay çalışmalar değil. Ama pandemi bize çok kötü şeyler yaptı. Ama diğer taraftan da uzakları yakınlaştırdı ve aynı ekranda topladı. Aynı ekranda toplarken biz Kocaeli'nin yıllarca ne kadar önemli olduğunu, başkent kupa meydanı ne kadar önemli olduğunu birçok ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmaya çalıştık. Ama bu Serkan Bey'in sayesinde diyelim ve ekibinin sayesinde, çünkü bunun bir de teknik altyapısı var. O teknik altyapıda da yine beraberce yıllarca çalıştığım Aytaç Çomak'ın ben çok büyük emeği olduğunu görüyorum. Çünkü kendisiyle çok sempozyumlar düzenledik. Teknik altyapı burada çok önemlidir. Çok güzel hazırlanmış bir program oldu. Ben tebrik ediyorum. Ve bunun burada kalmayacağını çok iyi biliyorum. Çok güzel bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Emeği geçen bütün hocalarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Serkan Bey, sizi de birkaç şey söylemeniz için buyurun, davet ediyorum. Hocam öncelikle güzel konuşmanız için teşekkür ediyorum. Bütün hocalarıma da yaptıkları sunumlar için ayrıca tek tek hepsinin emeklerine sağlık. Gerçekten çok güzel sunumlar yapıldı ve de yapılmaya devam edecek. Ben sadece kısaca bu sunumların devam etmesini, yani geleneksel hale dönmesi için ayrı bir uğraş vereceğim burada olduğum süre içinde. Çünkü bunun bir de yayınına dönüştürmek istiyoruz. Dün Sayın Genel Müdür Yardımcımız zaten bu konuda bahsetti. Şimdiden sonraki süreçte aslında daha önemli bir basamağa geçiyoruz. Yayın kısmına geçeceğiz. Tabii bunlar yayınlanmış şeyler, yaptığınız çalışmalar, ama bu sempozyuma özel ilk defa bir yayın olsun istiyoruz ve bunu da somutlaştıralım istiyoruz.
Ben kısaca İSU hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü son dönemde büyük bir gelişme oldu. Bunu da paylaşmak istedim. O yüzden zaten şu anda buradayım. Şengül hocamızın konuşmasından dolayı. Tabii İSU ciddi zor bir alan. Gerçekten şehirde yapılan bütün kazılar zor. Çünkü biz kent arkeolojisi yapıyoruz her şeyden önce. Bunun zorluklarını tabii ki tartışmıyoruz. Ancak bir takım zorluklar bizi bekliyor ve bu zorluklar karşısında da biz gerek bürokrasiyle, gerekse işte hocalarımızla, gerekse işte çalışma arkadaşlarımızla beraber bunu dengeli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi İSU Sayın Genel Müdür Yardımcımız, İSU Genel Müdür Yardımcımız Ali Sağlık Bey ile bir görüşme yaptık. Bu görüşme neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla alanda ciddi bir teşhir ve tanzim projesi hazırlanıyor. Üst çatı örtü sistemi hazırlanıyor. Bunun projesi şu anda yapılıyor. Yakın zamanda da bitecek. Ve bu alan için Kocaeli'miz önemli bir öğren yeri kazanmış olacak. Bunun bilgisini vermek istedim, paylaşmak istedim. Çünkü alanları kazıyoruz ve açık halde bıraktığımız zaman büyük bir tahribata uğruyor. Ve arkadaşlarımız çok ciddi bir emekle kazdıkları ve konservasyon çalışmalarını yaptıkları alanın bir şekilde üstünün kapatılıp ziyarete açmak gerekiyor ki asıl görevimizi o zaman tamamlamış oluyoruz. Ben sadece bunu iletmek istedim. Tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Desteklerinden dolayı. Serkan Bey, biz de çok teşekkür ediyoruz. Müzedeki olan bütün ekibinizi tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizi çağırdığınız sürece. Tabii ki hocam, her zaman kapım açık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi tekrardan. Çok özür dilerim, anlamadım. Ben ayrılıyorum hocam. Teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek biz üzere. Biz de çok teşekkür hayırlı ediyoruz Serkan Bey katkınız için. Çok sağ olun. Tebrikler, teşekkürler, başarılar. Evet. Şimdi soru cevaplarımız var. Bu arada şunu söyleyeyim. Oturum devam ederken ben diğer taraftan çok sayıda teşekkür aldım. Bütün katılımcılarımıza çok sayıda teşekkür aldım. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çünkü ilk defa böyle bir ortamda herkes bulunuyor ve herkes bu heyecanı sizlerle beraber paylaşıyor. Birçok soru da var ama belli soruları ön plana çıkarmak durumundayız. Çünkü zamanımız kısıtlı. İnşallah bu soruların birçoğu şimdi Serkan Bey müjdeyi verdi. Yayın haline gelecekmiş bu sempozyum. O bildirilerden okunabilir, daha fazla aydınlığa kavuşabilir. Kalıcı da olur zaten. Tebrik ediyorum bu fikir için. Ayrıca Serkan Bey. İlk sorumuz zannedersem Şengül Hocam'a. Şengül Hocam, Salim Saraç soruyor. Kazı alanı genişletilseydi, yani batı tarafa, Muammer Dereli Lisesi tarafına doğru yeni lahit mezarlar ortaya çıkarılabilir miydi? Salim Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bölgenin uzmanı değilim. Ayşe Hoca, siz daha güzel de cevap verebilirsiniz muhtemelen. Hı. Ama bölgeden çıkmış, önceki yıllarda çıkmış lahitler var. Bugün Kocaeli Müzesi'nin bahçesinde. Muhtemelen devam ederdi diye düşünüyorum ama asıl burada sanırım siz daha güzel bir cevap verebilirsiniz hocam. Topu size atayım ben. Peki, teşekkür ederim Şengül Hocam. Evet, Salim Bey, sorunuzun cevabı kesinlikle. Çünkü oradaki mezarın yoğunluğu ve Şengül Hocamızın bilimsel açıklamalarının bir tanesinde zannedersem bir arsadan bahsedildi ve onun etrafının çevrilmesinden bahsedildi. Zaten Nikomedia o kadar büyük bir başkent ki daha yeni anlatmaya başladık. Doğu Nekropolinde mesela arsaların önceden satın alındığına dair ve nekropolin parselleri olduğuna dair yazıtlar çıkmıştı. Bu bir ilk. Ne kadar büyük bir kent olduğunu iki gündür bütün araştırmacılarımız gerçekten anlatmaya çalışıyorlar. Ama bu daha başlangıç gerçekten ve biz bu sonuçlardan şunu görüyoruz. Doğu Nekropoli çok büyük. Kuzey Nekropoli de çok büyük çünkü orada 8 tane tümülüs var her şeyden önce. Kampüsle kent arasında biliyorsunuz. Onun haricinde de Gültepe Nekropoli'nin arka tarafında Orhan Mahallesi'ne kadar görkemli süper bir nekropol daha var. Orada ne yazık ki birkaç tane yapılaşma sırasında
mezarlar çok tahrip edildi. Ama ben 2006-2007 yıllarındaki özellikle araştırmalarımızda o civardan çok mezar gördüm. Tahribata uğrayan mezarlar gördüm. Şimdi hocamızın gösterdiği, Şengül hocamızın gösterdiği mezar sıklığı ve özellikle yazıtlarda belirtilen durum bu nekropolin çok daha büyük olduğunu söylüyor zaten bize. Onun için Salim Bey, evet, kesinlikle devam ediyordu. Buna hiçbir şüphe yok. Sorunuzu inşallah yanıtlayabilmişizdir. Teşekkür ediyoruz. Evet, Murat Bey, bir başka soruyu alabiliriz. Bir başka soru da Bülent Tandoğan tarafından sorulmuş. Bu lahitler ve bu bölge günümüzdeki mezarlık ziyareti gibi ziyaret ediliyor muydu? Lahitlerde mesela gelenlerin hediye koydukları yerler var mıydı? Şengül Hocam. Bülent Bey, Arkeoloji Haber'in ayrılmaz izleyicilerinden ve sanıyorum ki meslek dışı bir arkadaşımız. Çok ilgili, kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman ilgiyle bütün sunumları izliyor ve doğrusu çok şaşırtıcı sorular soruyor. Bülent Bey, insanlık tarihi boyunca insanoğlu sürekli olarak ölülerine saygı duymuş ve bu saygıdan ötürü öldükten sonra gömülene kadar bir ritüel geliştirmiş. Sonrasında gömüldükten sonra da başka ritüeller geliştirmiş. Bunu biz en eski olarak, şu anda belki daha da eskisi çıkacaktır. Milattan önce 60 binli yıllarda Irak'ta Zagros'taki bir mağarada bir kadın iskeletinin üzerine, toprağının üzerine atılmış taze çiçeklerden anlıyoruz, polen analizlerinden. Yani o tarihten, belki daha da öncesi vardı, itibaren insanların ölülerine oldukça saygı gösterdiğini, öldükten hemen sonra bir takım ritüeller sonrasında da geliştirdiklerini biliyoruz. Bu her dönemde devam etmiş. Örneğin Neolitik dönemin başlangıcında zaman zaman ölülerin etleri dışarıda bırakılarak hayvanlara yedirilmiş, kuşlara yedirilmiş, kemikler toplanmış, evlerin içinde toprak sekilerin içerisine gömülmüş veya başka uygulamalar yapılmış, kemikler boyanmış. Ondan sonra gömülmüş ya da kafatasları, kafatası kürtü dediğimiz kürtler var. Öldükten sonra kafatasının üzerine alçılar sürülmüş ve o şekilde saklanmış. Sonraki dönemlerde de, yani erken tuş döneminde farklı uygulamalar var ve her dönemin farklı bilimsel çalışmaları da ciddi ciddi yapılmış. Yani yüksek lisans tezleri var, doktoralar var, bu konuda yayınlanmış. Onları da merak ettiğiniz her dönem için bakabilirsiniz. Antik Yunan ve Roma'ya geldiğimizde mesela Antik Yunan'da ölülerin gömülmeden önceki bir dönemi var. Gömüldükten sonra günlerce kadınların yakarışları, ağıtları var. Ve mezarlar önünde, ölülerin mezarları önüne gelip bir şeyler bırakma, yeme, içme, çiçek bırakma gibi adetleri hep devam ediyor. Bizim Nikomedia Batı Nekropoli'ne de dikkat ederseniz önünden bir yol geçiyor. Aslında bir ana yolun üzerine kurulmuş mezarlık. Genelde antik kentler böyle girişlerinde ve çıkışlarında büyük mezarlık alanları var ve mezar yapıları, lahitler, özellikle büyük görkemli lahitler ana yola doğru bakıyor. Bunun nedeni ya zaten lahitlerin üzerine yazılan yazılarda hep ana yol üzerine doğru çevrilmiş durumda. Gelip geçen insanlar görsünler, okusunlar, gerektiğinde bir şeyler bıraksınlar olarak yapılmış. Mesela Antandros, Balıkesir bölgesindeki Antandros kazılarında böyle bir, sizin sorduğunuz soruya uygun cevap verecek işte bir lahitin yanında bazı işte hediyelerin, suyun, işte bir şeylerin bırakılabileceği gibi bölümler yerleştirilmiş. Bizim lahitlerimizde bu yok ama mutlaka yanına, önüne, arkasına yakınları veya daha sonradan da o ölülere saygı gösteren kişiler bir şeyler bırakıyorlardı diye cevabınızı kısaca vermek istiyorum. Çok güzel bir cevap hocam. Gerçekten örneklerle açıkladınız.
Çok büyük bir tesadüf oldu bence. Çünkü Bülent Bey'in oturuma yazdığını görüyorum ve kendisi riskli gebelikler uzmanı tıp doktoruymuş. Siz de tam gebelikle ilgili bir açıklama verdiniz. Evet, çok güzel sorular soruyor. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey'e de. Bundan sonraki sorumuz zannedersem Yavuz Bey'e geliyor. Gördüğünüz gibi Bolu Seben, Mudurnu ve Kıbrısçık'ta Hristiyanların çok katlı mağara sığınakları var. Bu bölgeler Osmanlı kaynaklarında ve haritalarda Pavli ya da Pavlu olarak adlandırılıyor. Zannedersem bunlardan haberdar mısınız şeklinde bir yorum var. Meral Ortaç hocamız soruyor Yavuz Bey. Yavuz Bey, mikrofonunuz kapalı zannedersem. Kapalı. Mikrofonunuzu açabilir misiniz lütfen? Bende açık gözüküyor. Ha, şimdi geliyor, şimdi geliyor. Buyurun evet. Lütfen. Meral hocam, ben literatürde okudum. Ancak şahsen gidip görmedim Bolu Seben'deki kaya mezarları. Bizim burada Körfez'in sırtlarında, İzmit Körfezi'nin kuzey sahilinde, Yarımca dediğimiz bölgede, yukarıda İlimtepe'ye varmadan önce bu tür mağaralardan var. Ancak Kapadokya'dakiler gibi değil. Daha taş bölgelere oyulmuş, bence Hristiyanlıktan daha eski dönemlere ait mezarlar. Hatta bir tanesi ciddi ciddi böyle 20 metrekare kadar büyük bir salon mezar. Ama muhtemel ki ayin içinde kullanılmıştır. O kadar güzel tıraşlanmış. Ne yazık ki defineciler bunu geçtiğimiz yıllarda, bir iki sene önce dinamitlediler. Taşı niye dinamitlerler? Daha doğrusu niye dinamit kullanırlar bilemiyorum. Ama bizim bu bölgelerde var. Muhtemelen ilk Hristiyanlar tarafından da kullanılmıştır. Hazır bu tür oyulmuş mağaralar. Ama kanımca biraz daha eski. Evet. Bir başka soru. Hocam, bu katedralin yakıldığına dair bilgiye hangi kaynakta rastlıyoruz? Ayrıca bu katedralin herhangi bir kalıntısına ulaşılabilmiş midir diye sormuş Onur Kıdan. Lactantius yazıyor. 12-15. Kitaplar arasında, bölümler arasında kalıntıya rastlanmıyor. Çünkü ahşap bir katedral. Dolayısıyla elde bir şey yok. Evet. Evet, kesinlikle. Bu arada ben şunu hatırlatmak isterim. Yavuz Hocam da birkaç tane çizimini gösterdi. İsmini kesinlikle belirtmemizde yarar var diye düşünüyorum. Siz bana katılırsınız Yavuz Bey herhalde. Onur Şahna o canlandırma evet. çizimlerini yapıyor. Kendisi bu konuda çok başarılı ve çok hevesli bir arkadaşımız. Bizim bütün görsel çalışmalarımızda her zaman katkı sağlıyor. Emeğine sağlık Onur, Şahna. Size, herkes adına çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki soruya gidiyorum. Yine Bülent Tandoğan Bey soruyor. Hoşgörü Fermanı'nın Nikomedia'dan Nikea'ya ulaştırılmasında kullanılan yolu odak alan bir hoşgörü yolu rotası oluşturulmuş. Bu rotada antik yolların yok olduğu söyleniyor. Bu yollar tespit edilemez mi? Zannedersem soru size geliyor Yavuz Bey. Benim direkt içinde olmadığım bir olay ama haberdarım. Çok ciddi, iyi niyetli arkadaşlarımız bir trekking yolu aslında belirlediler. İlla ki antik yol olsun diye bir çabaları olmadı ama antik yolla da kesişiyordur muhtemelen zaman zaman. Antik yolu belirlemek için üniversitede sizinle çalışmaları lazım. Böyle bir çalışma da bildiğim kadarıyla yapılmadı. Evet. Aslında sorunun biraz da muhatabı ben oldum. Çünkü ben bu Likya yolunu yapan, Evliya Çelebi yolunu yapan ve diğer kültür rotalarını yapan Kate Clough hanımefendinin ve aynı zamanda Caroline Finkel'ın ekibinde yer alıyorum. Türkiye Kültür Rotaları Derneği'nin bilimsel danışmanıyım. Çünkü şu anda belki söylüyor oluyorum ama hem hoşgörü fermanı yolunda, gerçi bana da sonradan gelindi onu da söyleyeyim, hem de bir anabazis yolu yapılması konusunda Kültür Rotaları Derneği'ne Kocaeli bölgesi için
iki tane önemli çalışmamız var. Hatta bir hoşgörü sempozyumu da düzenlemeyi düşündük ve ilk toplantısını yapmıştık İzmit Belediyesi ile beraber, Kültür Rotaları Derneği ile. Fakat ne yazık ki o toplantıda ben bulunamadım çünkü o zaman rahatsızdım, hastanedeydim. Dolayısıyla biz ileriye yönelik hem kente hem kurumlarımıza hem de bu iki önemli çalışmayı ve hoşgörü sempozyumunu hiç kimseye duyuramadık. Ama bilimsel danışmanı olduğum için ben Bülent Bey'e şöyle bir cevap verebilirim. Yani şu anda neredeyse Kocaeli'nin 12 ilçesinde antik yollar tespitimiz, yüzey araştırması ekibi olarak 180 kilometreyi aştı. Antik yolların hepsi tespit edildi. Tabii ki yüzey araştırması çerçevesinde gittiğimiz yerler ve haritalara işlenip bakanlığımıza rapor edildi. Kültür Rotaları Derneği'nin kurumsallığı bakanlıkla başka türlü işliyor. İzinler farklı şekilde alınıyor. Tahribatlar konusuna geldiğimizde de bunu ne yazık ki biz bilemiyoruz. Çünkü yüzey araştırması ekibi gittikten sonra daha çok bu tahribatlar gerçekleşiyor. Veya tahrip edilmiş yerlerde biz bunu görebiliyoruz. Ne yazık ki daha çok zaten yüzey araştırmasında tahrip edilmiş dokulardan şey bulabiliyoruz, eser bulabiliyoruz veya görebiliyoruz. Tabii kazı yapamadığımız için. Bu sorunun yanıtı da bu şekilde olsun Bülent Bey. Kusura bakmayın çünkü direkt muhatabımız başka türlü yok. Peki bir sonraki soruya geçebilir miyiz şayet varsa? Zannedersem Murat Bey sorularımız bu kadar. Hocam, Yavuz Hocam'ın Erdal Hocam'a bir sorusu vardı. Panelden yazmıştı. Onu sözlü olarak Yavuz Hocam sorabilir. Tamam. Erdal Hocam'a bir soru canlı canlı geliyor. Yavuz evet, Hocam buyurun, direkt olarak sorabilirsiniz Erdal Hocam'a sorunuzu. Çok teşekkür ederim ama önce bu 10 binlerin yolunu gündeme almış olmanız beni çok mutlu etti. Onu ifade edemeden geçemeyeceğim. Nihayet bu olacak gibi gözüküyor. O da keyifli bir haber. Çok sağ olun. Sevgili Erdal Hocam, size sorum şu. Biliyorsunuz bir 6-7 sene önce birkaç buluntu bulundu Başiskele'de belediye binası inşaatı esnasında. Sonra üzeri kapandı. Bu arada duyduğum kadarıyla 3-4 tane de sikke çıktı. Ve bu sikkeler Lizimakos'la bağlantılı gibi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu şunu gösteriyor benim düşünceme göre, yanlış değilse. Yangın izleri bulunan bir buluntuydu onlar. Arkası yoktu. Demek ki terk edilmişti yangından sonra. Lizimakos'un baş iskeleyi, yani Astakos'u tahrip etmesinden sonra. Bunu kanıtlıyor mu? Öyle bir şey var mı? Yoksa sadece bir duyum mu? Hiç incelediniz mi? Bunlar galiba İstanbul müzelerine gönderilmişti inceleme için. Raporları geldi mi? Hiç bilmiyorum Yavuz Bey Sikke grubunu ama tek bir buluntuyla bütün katmanı ya da binayı tarihlemek doğru değil bence. Diğer desteklemeli seramik vesaire buluntuları da. Birkaç tane var. Sikkeler çok uzun süre kullanılabiliyor. Bazen 300 yıl kadar kullanılabilen sikkeler görünüyor. Özellikle Helenistik. Hayır, yerleşim yeri. Yangından sonra hiç kullanılmamış. Yangın iziyle kalmış binalar. Onun için belki müze müdürlüğü vardır. Atıyorum milattan önce 1. yüzyılda bir yangın olabilir ama Lysimachos sikkesi hala kullanılıyormuş ve o zaman kaybedilmiş olabilir. Evet. O da imkan dahilinde. Ama görmedim. Müzeye gidince bir soralım isterseniz arkadaşlar. Vallahi çok seviniriz. Ben de merak ettim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Başka soru var mıydı Murat Bey? Benim burada göremediğim. Yok hocam. Diğer oturumda başlayacak. Bitirebiliriz artık bunu. Tamam. Peki. O zaman birinci oturumumuz bu şekilde sona ererken ben 2004 yılından beri bulunduğum Kocaeli Arkeoloji Bölümünü kurduğum günden beri yaptığım çalışmaların ve o günden itibaren hemen bize katılan Şengül hocamız, değerli hocamız, Erdal hocamız ve her zaman yanımızda olan Yavuz hocamız ve yeni tanıdığımız Selçuk hocamızla beraber diğer oturumlarda müthiş ekipler kurulduğunu görüyorum. Müthiş çalışmalar çıktığını görüyorum.
bakanlığımıza, Kocaeli Müzesi'nin bütün emektarlarına, orada çalışan gerçekten takdiri şayan çalışmaları şu şekilde gördüğünüz gibi yapan bütün ekibe, Serkan Bey'in ekibine, orada bulunan bütün sanat tarihçi uzman, isimlerini sayamayacağım, bekçisinden tutun arkeologa kadar bütün arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Bundan sonra çok daha güzellerinde görüşmek üzere diyorum. Emeğinize sağlık diyorum, yüreğinize sağlık diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoşça kalın.